Bornova Belediyesi'nin düzenlediği ev pansiyonculuğu kursunu bitiren Çiçekli, Yaka ve Kaya Dibinde oturan 27 kadına sertifikalarını Bornova Belediye Başkanı Kamil Okyay Sındır verdi. Bornova'nın turizm potansiyeli yüksek köylerinden olan Çiçekli, Yaka ve Kaya Dibinde yaşayan 27 kadına Bornova Belediyesi'nin ev pansiyonculuğunu geliştirme projesi çerçevesinde kurs verildi. 4 öğretim görevlisi tarafından 6 ay süren kursun ardından ev pansiyonculuğu sertifikalarını evini ev pansiyon olarak düzenleyen bir kurserin ev sahipliğini alan kadınlar çalışmalara hemen başlamak istediklerini belirtti. Köylerin turizme açılması yönünde başlanan proje kapsamında turistler köylere geldikleri zaman bu pansiyonlarda kalabilecekler. Köy yaşantısını tanıyıp köy yiyeceklerini yiyecekler. Homeros'un yaşamış olduğu coğrafyada köy pansiyonculuğu projesinin çok önemli olduğunu söyleyen Bornova Belediye Başkanı Profesör Doktor Kamil Okyay Sındır, köyleri kalkındırabilmek, köy turizmini geliştirmek adına başlattıkları projenin başarılı olacağına inandığını söyledi. Bornova'nın köyleri turizme açılıyor sevgili seyirciler. Bornova Belediyesi'nin düzenlediği ev pansiyonculuğu kursunu bitiren Çiçekli, Yaka ve Kaya Dibinde oturan 27 kadına sertifikalarını Bornova Belediye Başkanı Profesör Doktor Kamil Okyay Sındır verdi. Yaka ve Kaya Dibinde yaşayan 27 kadına Bornova Belediyesi'nin ev pansiyonculuğunu geliştirme projesi çerçevesinde kurs verildi. 6 ay süren kursun ardından ev pansiyonculuğu sertifikalarını evini ev pansiyonu olarak düzenleyen bir kursiyerin ev sahipliğinde alan kadınlar bu iş için çalışmalara hemen başlamak istediklerini belirtti. Dört öğretim görevlisi tarafından 6 ay boyunca ev pansiyonculuğu eğitimi gören kadınlar bu projeyle birlikte ekonomik hayata katılım sağlayacaklar. Köylerin turizme açılması yönünde başlanan proje kapsamında turistler köylere geldikleri zaman bu pansiyonlarda kalabilecekler. Köy yaşantısını tanıyıp köy yiyeceklerini yiyecekler. Böylece hem turistlere köy yaşantısı tanıtılmış olacak hem de köyler ekonomik gelirlerini yükseltmiş olacak. Hemoros'un yaşadığı coğrafyada köy pansiyonculuğu projesinin çok önemli olduğunu söyleyen Bornova Belediye Başkanı Profesör Doktor Kamil Okyay Sındır, köyleri kalkındırabilmek, köy turizmini geliştirmek adına Bornova'nın kırsalında bölgeleri belirlediklerini belirterek, amacımız köy pansiyonculuğu aracılığıyla Bornova'nın kırsal köy turizmini geliştirebilmek dedi. Bornova Belediyesi Başkanlığı'nda ev pansiyonculuğu ile ilgili kurslar açıldı. Teşvik ettiler bizleri, köylü hanımlarımızı. Biz o kurslara katıldık, eksik olmasınlar. Herkesin bir amacı var. Ben de evimi pansiyonculuğa açtım. Köylerimizde Bornova'nın kırsalında potansiyel gelişim alanlarını belirledik. Bu alanlar içerisinde köy pansiyonculuğu ve köy turizmi adına orta düzeyde kabul ettiğimiz bu bölgede köy pansiyonculuğu projesini hayata geçirdik. Bornova Belediyesi'nin ev pansiyonculuğunu geliştirme kursiyeri olan ve diğer kursiyerlerle birlikte sertifikasını alan Tülün Öktem Kayadibi köyündeki evini ev pansiyonu olarak düzenledi. Bahçesi ve balkonu gelecek turistlere göre düzenlenen evde bir de Homeros salonu yer alıyor. Salonda Homeros'un dünyanın çeşitli sanat galerilerinde bulunan heykellerinin tabloları yer alırken Tülün Öktem ve eşi Mümtaz Öktem salonun duvarına da Homeros'un taşlandırma töreni resmini yaptırmış. Şu an 4 odası bulunan evin henüz tamamlanmadığını belirten Tülin Öktem bu işi çok benimsediğini söyledi.